Çocukluğumun Fatsası'nda iki katlı evler vardı sahilde. Arka taraftakiler sahili ve deniz kokusunu alırlardı. Ve bol sayıda da duvarlar vardı hatırladığım. İlk denemelerimi, ilk çizgilerimi, cızıklarımı orada atmaya başladım diyebilirim. Duvarlara sloganlar ve grafitilerek yaparak. Ama o günün Fatsası'nı artık aşırı nüfus artışı ve onlara gerekli olan lojmanları çok kötü bir şekilde, hesapsız bir şekilde yapma eğilimine gittiler anladığım kadarıyla. Artık gittiğimde yemyeşilin içerisine saplanmış çok katlı binalar görüyor ve bu beni çok hüzünlendiriyor. Beyaz kanatlı uçan at Pegasus'un görevi Helikon Dağı'ndan sadece ve sadece şairlere ilham götürmektir. Başka sanatçılara değil. Pegasus şairlere ilham götürür. İşte ona yaklaş o harika tablolarını Pegasus'un kanadından düşen bir tüyle yapmaktadır. Ona yaklaşın resimleri o denli şiirseldir. Şiirin iki kanadı, ironi ve lirizm. Ona yaklaş bu ikisini tablolarında ustalıkla kullanır. Şiire bu kadar yakın duran, şiirin ironi ve lirizm duyarlılığını bu kadar iyi tanıyan başka ressam tanımıyorum ben. Rüyaları renklendiren bir ressam Ona Yakbaş. Belki bu yüzden onun resimlerinin ve renklerinin şiiriyeti. Hep düşünürüm, bir resme karşı duvarımda ne kadar süre bakabilirim? Ona Yakbaş'ın bir resmini ben günlerce, ama günlerce bakarken de onun muzipliğini yeniden keşfediyorum. Onun groteskle olan ilişkisini yeniden keşfediyorum. Ve bu yüzden Ona Yakbaş'ın resimlerinde biraz galiba benim mazim var, çocukluğum var, Anadolu var çünkü. Dalga kavramı çok sık gelip gidiyor bana. Kıyısızlık kavramıyla da çok ilintili bir şey. Ben iki ülkede iki ayağı olan bir sanatçı olarak 30 yıldır burada yaşıyorum ama bir ayağım hala İstanbul'da. Dolayısıyla da ne oraya tam olarak basabiliyorum ne buraya tam olarak basabiliyorum. O anlamda da kıyısızlık kavramı beni çok kafamı yorduğum bir şey. Yani ne oraya ait olabiliyorum ne buraya ait olabiliyorum. Ortada bir sürekli bir devinim var ama hiçbir zaman bir kıyıya ulaşmayan ya da hatta bir kıyıya sahip olmayan bir dalga gibi. Bir sanatçı niye yurt dışında yaşar? Bunun iki gerekçesi var diye düşünürüm. Özellikle Ona Yakbaş'la ilgili düşündüğümde. Birincisi iltifat meselesi ve ikincisi de ne aradığıyla ilgilidir. Peki Akbaş niye Paris'i tercih etti? Bana göre Akbaş'ın resminin içerisinde Fransız pentürünün tadı olmalıydı. Ve onun kendisi için seçtiği çok önemli sanatçılar vardı. Onlarla yüzleşmek için ve tırnaklarıyla oralara ulaştığını biliyorum ben. Aklının peşinde ama tırnaklarıyla ulaşan bir sanatçı kimliği var. Yurt dışına gidip, genç bir yaşta gidip aslında yani ve bir sanatçı olarak gidip bir hayat inşa etmek aslında olağanüstü zor bir şey. En zor olan şeylerden biri. Resim kariyeriyle inşa etmek
Çok zor bir şey gerçekten. Arkasında hiçbir destek olmadan, hani ailenin parası vardır, bir yerde bir şey vardır. Bunu başarması kesinlikle altı böyle kalın bir şekilde çizilmesi gereken bir şey. Alors c'est une peinture que j'ai découvert il y a plus de 20 ans maintenant et qui m'a frappé à cette époque par son énergie, cet aspect direct, cette qualité de la couleur qui était d'une intensité étonnante, qui était d'une vitalité dans le geste aussi. Et cette première période, quand je l'ai découverte, m'a enthousiasmée parce que c'était un travail qui rompait avec la monotonie d'un art extrêmement conceptuel et qui était l'art officiel en France à ce moment-là. Et moi, je cherchais la peinture. Onay Katmandu'da yaşamıyor, Paris'te yaşıyor. Paris'te çok büyük etkinlikler yaptı. Sergileri, yani Paris'te bir ressam olarak biz zannetmiyoruz ki siz Paris ekolü diye bize tanınan ressamlarımız vardı. Onların içinde resim, bir tek resim satamayıp ölenler oldu aslında. Şu anda resimleri müzayedelerde büyük para ediyor. Yani aslında Paris'te yaşayıp resim satmak, Paris'te oturup bir atölyesi olmak, Paris'te oturup aynı zamanda evrensel, bütün bunlar evrensel bir olay. Bence onayın en başarılı yanı, hani resmiyle yaşamak bence büyük şey yani. Büyük, hani jang, büyük ormanda savaş vermek gibi bir olay. Yani Paris'te bu kadar küsur yıldır yalnız ve yalnızca resim satarak yaşayan ender sanatçılarımızdan biridir. Yani başka bir iş yapmamıştır Onay Akbaş. Yani birçok sanatçımız var böyle şüphesiz ama bu kuşakta ciddi bir şeydir, vurgulamak gerekir. Bizler kendi oyuncaklarını icat eden ve onlarla oynayan bir kuşağın temsilcileriyiz. En azından benim için bu böyle. Ben mesela hatırlıyorum, hayvanların peşinde elinde bir eskiz defteri. Hayvanların peşinde onların desenlerini çizeceğim, yaşlıların desenlerini çizeceğim diye uğraşırdım. Yani bilmiyorum, orada bir nevi diyelim, kaderimiz çizilmişti diyelim, anlatabiliyor muyum? Kendi kaderimi çizmeye başlamıştım diye. Niye resim yapar Onay veya insanlar neden resim yapar? Çünkü dünyayla dertleri vardır. Baş etmek için resim yapar. Biz onun için deriz ki edebiyat bahsinde, şiir bahsinde yazarın, şairin alnına yazılan olan, kalbine yazılan her şey okurun da alnına yazılmıştır. Onay'ın resmine bakarken, benim şahsen resimlerine bakan hissettiğim, onun her çizgisinin, her renginin alnımıza da yazılmış olduğu, alnımızın da bir tuval olduğu meselesidir. Benim için özgün ve duyarlı bir sanatçı olduğu için çok önemli Onay Akbaş. Sürekli değişerek kendini var ettiği için çok önemli. Ve resim yapmayı, yaşam arasındaki ilişkiyi resimle örmeyi çok önemsediği için çok önemli. Bir de tabii şey, yani hep çağdaş olandan yana. Örneğin o bu halkın kültüründeki en dinamik unsurları en çağdaş biçimlerde yansıtmaya çalışıyor. Sanatçı Onay Akbaş'ı tanırım. Sanat yolculuğuna başladığı ilk günden bu yana tanırım. Bir Yunan atasözü var. Taşı delen suyun şiddeti değil damlanın sürekliliğidir diyor. Onay sanatını oluştururken neyi benimsemek, neyi önemsemek, neye öykünmekten daha çok itiraz noktalarından hareket etti, itirazlarını geliştirdi. İtiraz noktalarında vardığı sonuçlar bugünkü sanatını oluşturan şeylerdir. Ya şimdi çok iyi bilmiyorum ama 30 yıla yakın bir arkadaşlık. Ben geçmişini unutanlardan değilim. Geçmişimin duvarına taş koyan insanlardan biridir Onay. Sağlam bir taş koydu ama. Sökülmez bir taş.
tüm sorguladığım kavramlar üst boyutta düşündüğümde tamamen iktidarı sorgulayan şeyler. İktidar olma kavramını sorgulayan şeyler. Örneğin fareler girmiş resmime. Korkuluklar girmiş. Kuklalar girmiş. Ve oyun bozan, oyun kuran, oyunun içinde kukla olan bireylerin hazin öyküleri girmiş. Benim Onay'ın resimlerinde en sevdiğim unsur renk. Ama figürler de çok özgün. Çünkü ilk bakışta gerçek insanlar değil bunlar. Biraz kuklalaştırılmış. Ressamın bakışıyla, ironik bakışıyla dönüştürülmüş figürler. Ama hareket halindeler. Bir de çocuksu, kanımca çocuksu ve naif bir dünyayı ilk bakışta tasvir ediyorlar ama bu dünyanın ardında aslında içinde yaşadığımız toplumun sorunları da yer alıyor. Onun mutfağına girdiğimizde tamamen o resimlerin desenlerini de görürüz. Öncelikle o desenler çizilir, bütün planlamalar yapılır. Daha sonra yapıt ortaya çıkarken kendi düşünce dimağından bir şekilde renk harmonisini de kurarak, konuları da işleyerek o yüzeyi boyadığını görürüz. Sarıyı Van Gogh'tan öğrendim. Van Gogh'la tanıştığımda öğrendim. Van Gogh'la nasıl tanıştım? Van Gogh'la imajından önce onun Theo'ya yazdıkları mektupları okuyarak tanıştım. Sonra sarının onda o nevrotik olarak sarının aldığı oranı, proporsiyonu gördüm, gücünü gördüm o sarının. Sarıyı Van Gogh'tan öğrendim diyebilirim. Ama sarı doğada da vardı. Ama bize o sanatta sarının doğada sarıdan farklı olduğunu, sarının, sanattaki sarının gücünün doğadakinden çok farklı olduğunu bana anlattı. Moru Munch'tan öğrendim. Deseni klasiklerden belki öğrendim. Çünkü hayat, az önce söylediğim gibi hayat ve sanat taklitle başlar dedim. Biz de böyle bir yoldan geçtik. Yani doğanın içerisinde kırsal bir alanda doğan birisi olarak sanat bana başka bir doğanın paralel, başka bir doğanın, sanatın doğasının varlığını gösterdi. Ben de o doğanın içerisinde bir sanatçı olarak var olmaya çalışıyorum. Kıyısızlık rahatlatıcı bir şey aynı zamanda, biliyor musun? Ulan illa bir yere varmak zorunda değilsin yani, anlatabiliyor muyum yani? Yap ya, Allah kahretsin sen, yap. He? Yani yap, yani yüreğin çarpsın yani, durmasın yani, şu yürek çarpsın. Yani bunu kabul et yani. O zaman rahatlayacaksın. Pek tabii ki Onay'ı Türkiye'de çok seviyorlar. Fransa'da da seviyorlar. Ama Fransa'daki otoritelerin ona gösterdiği yakınlık, takdir edişlerinin bir tarzı ve biçimi var. Dilerim bir gün Türkiye'de de öyle olur.